Talimat oradadır. Ne demiştir? Demiştir ki Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa bir hakkını koruyacak değiliz. Varsa bir hakkını koruyacak değiliz. Ben inanıyorum ki yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir hak tanımaz. Buyurun size talimat. Aralığın başında bu konuşmayı yapmış. Buyurun size talimat. Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz. Buyurun size talimat. Bir de mahkeme heyeti başkanı diyor ki talimat geldiğini gösterin ben istifa edeyim. Et istifa. Talimat çok açık gelmiş. Sen talimatın kendisisin ya. Kendisisin. Talimatı başka türlü vermeye de gerek yok zaten. Şimdi incelemeyi yapmadığınız iddianame ile ilgili ve imkansız olan bir süreçte bu hukuk cinayetini işlediniz. Taraflı ve bağımlı yargı. Çok açık ortada. Sadece bunda kalmıyor. Bakın tensip tutanağı UYAP'a girdikten sonra 18 dakika sonra daha hiç kimse görmemiş. Basın açıklaması yapılmamış. Anadolu Ajansı'na düşmemiş. Bizim avukatlarımız görmemiş. Kimse görmemiş daha. 18 dakika sonra Cumhur İttifakı'nın bir milletvekili sosyal medya paylaşımı yaparak Kobani davasının başladığını duyuruyor. Türkiye o tweetten duyuyor bunu. Cumhur İttifakı'ndan duyuyor. Peki bunda diyeceksiniz ne tuhaflık var? Ya tuhaflık şu. UYAP'a girme hakkı olmayan birisi bu sosyal medya paylaşımını yapıyor. UYAP'a girme hakkı yok. Peki nereden duydu UYAP'ta bunun açıklandığını? Birisi haber verdi. Kim haber verdi? Ya mahkeme heyeti, ya savcı, ya mahkemedeki görevli personel değil mi? Birisi haber verdi. Peki o zaman bu ne demek oluyor? İşte mahkeme heyetinin doğrudan doğruya siyasetle olan bağını gösteriyor. Hakkı olmayan biri UYAP'a giremez. Bunu duyuramaz ama yapmışlar. Bir suç daha. Birisi bilgi vermiş. Demiş ki dava kabul edildi. Bilgiler de şudur. Bunu duyurabilirsiniz. Siyasetle iç içe olan bir heyetle karşı karşıyayız. Ya bu heyet o kadar felaket bir heyet ki. Gerçekten inanılır gibi değil. Hukuk tarihine geçiyor. Yani bakın gerçekten 27 Mayıs mahkemelerinin heyetlerinden çok daha hukuk tarihine kara harflerle yazılacak ve altı kalın kalın çizilecek olan bir heyetle karşı karşıyayız. Bu kadar felaket bir durumla karşı karşıyayız. Niye diyeceksiniz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var ya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını bu heyet doğrudan doğruya bu konuyla ilgili karar. Bu heyet dava dosyasını almamış. Almamış dava dosyasını ama dava dosyasını almamış ama tensip tutanağında ahim kararına atıfta bulunmuş. Peki nasıl bulundun ahim kararına atıfta? Dava dosyasında yok. Yani resmi çeviri istenmemiş, resmi çeviri gelmemiş bakanlıktan, Adalet Bakanlığı'ndan. Kim çevirdi size bunu? Çevirinin sahibi yok. Hani kendiniz çok iyi İngilizcenizle okuduğunuzda öyle mi yazdınız bunu tensip tutanağına? O da değil çünkü çeviri tahrifatlı. Yanlış çeviri yapmışlar. Atıfta bulunma lafını karar olarak çevirmişler. Yani yanlış çeviri. Evrakta sahtecilik yapmış ya bu mahkeme heyeti. Evrakta sahtecilik yapmış. Bu da yetmemiş. Bu da yetmemiş. Ahim kararını aleyhinde kullanabilmek için arkadaşların bir bölüm almış o karardan. Kendisi çevirmiş. Ortada resmi bir çeviri yok. Resmi çeviri gelmemiş heyeti. Dosyayı alınmamış. Mahkeme başkanına soruyorlar. Nerede ahim kararı dosyada yok? Nereden siz bunu aldınız tensip tutanağını diyorlar. Mahkeme başkanı şöyle cevap veriyor. Ya benim odamda masamın arkasında bir tane dolap var. O dolabı açtığınızda içinde bir tane mavi klasör var. O klasörün içinde o mahkeme ahim kararının fotokopisi var. Ya ciddiyete bakın siz ha. Ciddiyete bakın. Bir de bu yetmiyor. Bugün de diyor ki ya ben diğer heyet üyelerine de onun fotokopilerini verdim diyor. Ya arkadaş sen bunu nasıl yapıyorsun? Mahkeme dosyasına kararı almadan bunu nasıl yapıyorsun? Kararı almıyor çünkü kararı almaya kalkışsa uygulaması gerekiyor. Onun için almıyor. Böyle bir mahkeme heyetiyle karşı karşıyayız. Ve yani her türlü acayipliği bu mahkeme heyeti yapmış oluyor. Çünkü o ahim kararında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında çok ağır hak ihlalleri var. Sadece Demirtaş'ın tahliyesi kararı değil, 5 maddede ağır hak ihlali olduğunu anlatıyor o karar. Bunu burada konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Ama
Ama o kararda aynı zamanda 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen eylemlerle ilgili de bir madde var, bir paragraf var. O paragrafta diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında meydana gelen şiddet eylemleri her ne kadar üzücü de olsa söz konusu tweetlerin yani HDP Genel Merkezi'nin tweetlerinin bir sonucu olarak görülemez ve söz konusu suçlara isnaden başvuranın tutukluluğunu haklı göstermez diyor. Yani 6-8 Ekim'le ilgili HDP'nin attığı tweetler esas itibariyle siyasi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilir diyor AİHM kararı. Zaten o AİHM kararını mahkeme dosyasının içine alsa uygulamak zorunda kalacak mahkeme heyeti. Onu uygulamamak için almıyor. Bakın ne kadar cin fikirli bir mahkeme heyetiyle karşı karşıyayız. Ve tabii bu mahkeme heyeti sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını çiğnemekle, uygulamamakla kalmıyor. Bak biz bunu buradan söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Siz o kararı illaki günün birinde uygulayacaksınız. Nokta. Ya Türkiye Avrupa Konseyi ile ilişkilerini askıya almayı göze alacak, Avrupa ile her konuda çatışmayı göze alacak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden uzaklaşmayı göze alacak ya da bu kararı uygulayacak. Hangi cinliği yaparsanız yapın, hangi suçu işlerseniz işleyin. Şimdi sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamamakla ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesini çiğnemekle kalmıyor bu mahkeme heyeti. Sadece onunla kalmıyor. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli ilgili kararlarını da dosyaya almıyor. Bir de bunu yapıyor. Böyle bir heyetle karşı karşıyayız. Ve bütün bunları yaparken de anayasanın 90. maddesini burada defalarca konuştuk. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı zamanında anayasaya eklenmiş olan 90. maddeden söz ediyorum. Defalarca konuştuk. Anayasanın 90. maddesini açıkça çiğneyen ve suç işleyen bir mahkeme heyetiyle karşı karşıyayız. Çok açık. 22. Ağır Ceza bütün bu suçları işliyor. Bütün bu hukuksuzlukları yapıyor. Neden? Çünkü talimat aldınız, talimat. Siz talimatın kendisisiniz aslında. Orada bulunmanız ve bu davayı, bu iddianameyi kabul etmeniz zaten talimat gereğidir. Bunu da bir kez daha vurgulamış olalım. Şimdi peki iddianameye baktığımızda bu iddianame tel tel dökülen bir iddianame değil mi? Evet. Kumpas iddianamesi değil mi? Evet. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılmasıyla ilgili gelmiş olan iddianameyi reddedip geri çevirmesine ilişkin ilişki kurulamamıştır sözüyle geri çevirmiş olmasına ilişkin konuyu hatırlatıyorum. Bu iddianamedeki durum da aynıdır. Yargılanan sanık olarak mahkemenin önüne çıkarılan insanların onlara yönelik suçlamaların hiçbir sanıkla kişiselleştirme yolu gerçekleştirilmemiştir. Yoktur böyle bir şey. Bir torba iddianame, torba suçlama, sanıklara kümülatif olarak suçlardan sorumlu tutulması hali. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hiçbir illiyet ve aidiyet bağı kurulmamış bir iddianame ama titizlikle ve hassasiyetle 3 günde incelemiş ya o talimatlı mahkeme heyeti. O da bu illiyet bağının ve aidiyet bağının kurulmamasını hiç önemsememiş ve bu iddianameyi bu şekilde kabul etmiş. Şimdi